İyi olacağız inşallah. Hep birlikte. Efendim siz de bulmuşken gündeme dair de sorularınız var müsaadenizle. 1-2. Tamam. Bekleyenler fazlaymış. Efendim hastaneleri ziyaret ederek değerlendirmelerde bulunuyorsunuz. MHRS ile ilgili toplantılarınız devam edecek mi? Toplantıları sürdürmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi epey hastaneleri ziyaret ettim. Ve bu ziyaretlerimiz devam edecek. Bu Perşembe günü Çamsakura'da olmuş olacağız. Özellikle bu bir aylık zaman diliminde artan kapasitelerin ve sorunların ne kadarının çözülebildiği, bundan sonra hangi tedbirlerin alınması gerektiğiyle ilgili klinik hocalarımız, asistan arkadaşlarımızla birlikte koordinasyon kurulumuzla değerlendirme yapmış olacağız bu Perşembe günü. Toplantılar devam edecek yani. Onaylı randevu dönemi başladı MHRS'de. Yaklaşık bir ay kadar oldu. Sonuçlar nasıl, rakamlar nasıl? Yeni bir çalışmada olacak mı? Özellikle bu tetkiklerle ilgili bir değerlendirmeniz de vardı. O ne aşamada acaba? Onaylı randevu dönemi bir ayını tamamlıyor. Ve bir ay sonra, yani bayramdan sonrası için onaylı randevu sürecinin bir aylık sonuçlarını koordinasyon kuruluyla birlikte açıklamış olacağız. Bütün medyaya hepinizin katılabileceği ve vatandaşımıza bir aylık zaman diliminde bu uygulamanın getirdiği faydaları ve bundan sonrası için neler yapılması gerektiğini detaylı anlatmış olacağım rakamlarla. Bu arada önemli oranda şikayetlerin azaldığını söyleyebilirim. Bir iki branşta sorun azalmakla birlikte devam ettiğini ve önümüzdeki dönemde bu sorunların da giderek azalacağını söyleyebilirim. Tetkiklerle ilgili de benzer şekilde onaylı bir döneme geçme hazırlığı içindeyiz. Ve zannediyorum yine bayramdan sonra peyderpey tetkiklerle ilgili de randevulu onay sisteminde olduğu gibi bir gün önceden aranarak bir onay sistemi devreye girecek. Özellikle tetkiklerle ilgili hem insan kaynağı boyutuyla hem fiziki şartlar hem de teknik altyapıların yer yer tamamlanarak daha erken dönemde tetkiklerin sonuçlandırılmasını hedeflemiş oluyoruz. Hangi tetkikleri kapsama yönünde bir planlama var? MR gibi, tomografi gibi, gastroskopi gibi, kolonoskopi gibi randevu verdiğimiz, hatta ameliyatlar dahil olmak üzere bizim randevu verdiğimiz bütün tetkiklerle ilgili veya müdahalelerle ilgili onay sistemini devreye alarak bir eğer ilgili tetkik veya müdahaleye vatandaşımız bir sonraki gün gelmeme durumu söz konusuysa bir başka vatandaşımızı, hastamızı erken dönemde çağırarak o müdahale veya tetkiki yapma imkanı sağlamış olacağız. Dolayısıyla bütün randevu verdiğimiz alanlar için bunu gündeme almak istiyoruz. Şöyle söyleyeyim, ben bayramdan sonraki toplantıda rakamları şimdi söylemek istemiyorum ama şunu rahat söyleyebilirim. Bildiğiniz gibi önemli iki sorun vardı. Bir, randevuya sadakat oranı. İki, randevuların son saatlerde iptal edilebilme durumuyla bir başkasına o randevunun verilememe durumuyla karşı karşıya kaldığımız büyük bir atıl kapasite vardı. %30'lara yakın bir atıl kapasite vardı. Bu kapasitenin vatandaşımızın da bu dönemde gerçekten sağduyusuyla ve sadakati ile giderek azaldığını ve 90'ların üzerine çıktığını rahat söyleyebilirim. Ama net rakamları bir aylık, bütün rakamları bayramdan sonraki toplantıda inşallah. Vatandaş sadakat gösterdi. Benzer şekilde gerçekten bu dönemde hekim arkadaşlarımız başta olmak üzere sağlık çalışanlarımızla üzerine düşen fedakarlığı, gayreti yine
gösterdiklerini özellikle söylemek istiyorum. Hem vatandaşımıza hem çalışanlarımıza buradan özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sayın Bakan, Kuduz vakalarında son durum nedir? Bir artış söz konusu mu? Net söylemek istersiniz. Bir de bununla birlikte çok bir tartışmalı bir durum var. Urfa'dan Ankara'ya getirilen hayvanlarla ilgili efendim. Ona ilişkin de bir Kuduz vakalarıyla ilgili soruşturma da devam ediyor. Buna ilişkin de bir tedbir alınması gerektiği Kuduz vakalarının artışından da belli. Peki tedbir ötenazi mi olmalı? Açıkçası insani olarak gönlüm ötenaziden taraf değil. Teşekkür ediyorum. İyi olacağız inşallah. Hep birlikte. Ben sizde bulmuşken gündeme dair de sorularınız var müsaadenizle. 1-2. Tamam. Bekleyenler fazlaymış. Efendim hastaneleri ziyaret ederek değerlendirmelerde bulunuyorsunuz. MHRS ile ilgili toplantılarınız devam edecek mi? Toplantıları sürdürmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi epey hastaneleri ziyaret ettim. Ve bu ziyaretlerimiz devam edecek. Bu Perşembe günü Çamsakura'da olmuş olacağız. Özellikle bu bir aylık zaman diliminde artan kapasitelerin ve sorunların ne kadarının çözülebildiği, bundan sonra hangi tedbirlerin alınması gerektiğiyle ilgili klinik hocalarımız, asistan arkadaşlarımızla birlikte koordinasyon kurulumuzla değerlendirme yapmış olacağız bu Perşembe günü. Toplantılar devam edecek yani. Onaylı randevu dönemi başladı MHRS'de. Yaklaşık bir ay kadar oldu. Sonuçlar nasıl, rakamlar nasıl? Yeni bir çalışmada olacak mı? Özellikle bu tetkiklerle ilgili bir değerlendirmeniz de vardı. O ne aşamada acaba? Onaylı randevu dönemi bir ayını tamamlıyor. Ve bir ay sonra yani bayramdan sonrası için onaylı randevu sürecinin bir aylık sonuçlarını koordinasyon kuruluyla birlikte açıklamış olacağız. Bütün medyaya hepinizin katılabileceği ve vatandaşımıza bir aylık zaman diliminde bu uygulamanın getirdiği faydaları ve bundan sonrası için neler yapılması gerektiğini detaylı anlatmış olacağım rakamlarla. Bu arada önemli oranda şikayetlerin azaldığını söyleyebilirim. Bir iki branşta sorun azalmakla birlikte devam ettiğini ve önümüzdeki dönemde bu sorunların da giderek azalacağını söyleyebilirim. Tetkiklerle ilgili de benzer şekilde onaylı bir döneme geçme hazırlığı içindeyiz ve zannediyorum yine bayramdan sonra peyderpey tetkiklerle ilgili de randevulu onay sisteminde olduğu gibi bir gün önceden aranarak bir onay sistemi devreye girecek. Özellikle tetkiklerle ilgili hem insan kaynağı boyutuyla hem fiziki şartlar hem de teknik altyapıların yer yer tamamlanarak daha erken dönemde tetkiklerin sonuçlandırılmasını hedeflemiş oluyoruz. Hangi tetkikleri kapsama yönünde bir planlama var? MR gibi, tomografi gibi, gastroskopi gibi, kolonoskopi gibi randevu verdiğimiz, hatta ameliyatlar dahil olmak üzere bizim randevu verdiğimiz bütün tetkiklerle ilgili veya müdahalelerle ilgili onay sistemini devreye alarak bir eğer ilgili tetkik veya müdahaleye vatandaşımız bir sonraki gün gelmeme durumu söz konusuysa bir başka vatandaşımızı, hastamızı erken dönemde çağırarak o müdahale veya tetkiki yapma imkanı sağlamış olacağız. Dolayısıyla bütün randevu verdiğimiz alanlar için bunu gündeme almak istiyoruz. Şöyle söyleyeyim, ben bayramdan sonraki toplantıda rakamları şimdi söylemek istemiyorum ama şunu rahat söyleyebilirim. Bildiğiniz gibi önemli iki sorun vardı. Bir, randevuya sadakat oranı.
İki, randevuların son saatlerde iptal edilebilme durumuyla bir başkasına o randevunun verilememe durumuyla karşı karşıya kaldığımız büyük bir atıl kapasite vardı. %30'lara yakın bir atıl kapasite vardı. Bu kapasitenin vatandaşımızın da bu dönemde gerçekten sağduyusuyla ve sadakati ile giderek azaldığını ve 90'ların üzerine çıktığını rahat söyleyebilirim. Ama net rakamları bir aylık, bütün rakamları bayramdan sonraki toplantıda inşallah. Vatandaş sadakat gösterdi. Benzer şekilde gerçekten bu dönemde hekim arkadaşlarımız başta olmak üzere sağlık çalışanlarımız da üzerine düşen fedakarlığı, gayreti yine gösterdiklerini özellikle söylemek istiyorum. Hem vatandaşımıza hem çalışanlarımıza buradan özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sayın Bakan, Kuduz vakalarında son durum nedir? Bir artış söz konusu mu? Net söylemek istersiniz. Bir de bununla birlikte çok bir tartışmalı bir durum var. Urfa'dan Ankara'ya getirilen hayvanlarla ilgili efendim. Ona ilişkin de bir Kuduz vakalarıyla ilgili soruşturma da devam ediyor. Buna ilişkin bir... Bir tedbir alınması gerektiği Kuduz vakalarının artışından da belli. Tedbir, peki tedbir ötenazi mi olmalı? Açıkçası insani olarak gönlüm ötenaziden taraf değil. Teşekkür ediyorum.